Bir sıvı molekülleri arasındaki etkileşimi kıracak enerjiye sahip olduğunda kaynamaya başlar ve moleküller arasındaki bu çekim moleküller arası ya da intermoleküler kuvvet olarak isimlendirilir. Şimdi gelin soldaki pentanla sağdaki heksan moleküllerini kıyaslayalım. İkisi de hidrokarbon yani sadece hidrojen ve karbon içeriyorlar. Pentanın 5 karbonu var. 1, 2, 3, 4, 5 pentan için 5 karbonu buraya da yazalım. Ve pentanın kaynama noktası 36 santigrat derecedir. Heksanın 6 karbonu var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 karbon ve heksanın kaynama noktası 69 santigrat derece. Yani daha yüksek bir kaynama noktasına sahip. Buraya yine 5 karbon atomlu bir başka pentan molekülü çiziyorum. Şimdi bu iki pentan molekülü arasında oluşan moleküller arası kuvvetleri düşünelim. Pentan apolar bir molekül. Zaten moleküler arası kuvvetlerin sadece iki apolar molekül arasında olabildiğini biliyoruz. Bu tabii ki London dispersiyon kuvvetidir. London dispersiyon kuvveti bu iki pentan molekülü arasında oluşur. London dispersiyon kuvveti en zayıf moleküller arası kuvvettir. Moleküller arası etkileşimler sadece kısa bir zaman diliminde oluşur. London dispersyon kuvvetlerini tekrardan bu şekilde gösteriyorum. Bu iki pentan molekülü arasındaki kısa süreli çekim kuvvetlerini kısaca gösteriyorum. Buraya başka bir heksan molekülü çiziyorum. Bakın heksan daha uzun bir hidrokarbon ve daha büyük bir yüzey alanına sahip. Daha büyük bir yüzey alanı London dispersyon kuvvetleri için daha fazla fırsat demektir. Böylece bu iki heksan molekülü arasında daha fazla çekim gösterebilirim. Bu iki heksan molekülü iki pentan molekülüne kıyasla birbiriyle daha fazla çekim gösterebilir. Artan çekim ise moleküllerin birbirlerini çekebilmeleri için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunu gösterir. Daha fazla enerji ise kaynama noktasının artması anlamına geliyor. Az önce de söylediğim gibi heksanın kaynama noktası pentanın kaynama noktasından yüksek. Yine aynı şekilde karbon zincirindeki karbon sayısı arttıkça da daha yüksek kaynama noktasına sahip molekül elde ediyoruz. Bu düz zincire sahip iki molekülü kıyaslamak için bir örnekti. Hadi düz zincir bir hidrokarbonla dallanmış yapıda olan bir hidrokarbonu karşılaştıralım. Solda yine kaynama noktası 36 santigrat derece olan bir pentan molekülü var. Buraya molekülün formülünü yazalım. Pentanın 5 tane karbonu olduğunu biliyoruz. Hidrojen atomlarını sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane hidrojen var. H12. O halde pentanın molekül formülü C5H12 olacak. Peki sağdaki neopentan molekülünde durum ne? Evet burada 1 2 3 4 5 karbon ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 hidrojen var. Yani C5H12. Bu moleküller aynı molekül formülüne sahip. Bakın ikisinin de molekül formülü C5H12. Aradaki tek fark neopentan dallanmış yapıda olması, değil mi? Neopentan dallanmış yapıda ama pentan molekülü değil. Pentan düz zincir yapısında. Bir de kaynama noktalarını inceleyelim. Pentanın kaynama noktası 36 santigrat derece ama neopentanın kaynama noktası 10 santigrat dereceye düşüyor. Şimdi bunun neden olduğunu bulalım. Eğer buraya başka bir pentan molekülü çizersem bu iki pentan molekülü arasında sadece London dispersiyon kuvvetleri oluşacaktır. Bu iki molekül arasındaki kısa süreli çekimleri bu şekilde çizelim. Neopentan da bir hidrokarbon. Aynı zamanda o da apolar bir molekül. Eğer buraya başka bir neopentan molekülü çizersem bu iki neopentan molekülü arasındaki çekim kuvvetlerinin de yine London dispersyon kuvvetleri olacağını düşünüyorum. Dallanmış yapıdan dolayı neopentan'ın şekli 3 boyutlu küreye benziyor. Bu sadece bir yaklaşım. Ama sol taraftaki neopentan'ın molekülünü bir küre olarak düşünürseniz, yani şeklini küre olarak hayal ederseniz, sağdaki neopentan molekülünün de aynı şekilde küresel bir şekli olacak. Bunların bir de yüzey alanlarını düşünecek olursak, iki molekül arasındaki çekimi göze aldığımızda diğer iki pentan molekülüne kıyasla çok daha küçük yüzey alanına sahip olacaklardır. Çünkü iki pentan molekülünü üst üste koyduğumuzu düşünürsek bu durum onların hem yüzey alanını hem de çekim kuvvetlerini arttırır. Ama bu iki neopentan molekülü şeklinden ve dallanmış yapısından dolayı yeterli yüzey alanına sahip değil. Ve bu da neopentan molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin azalmasına sebep olmaktadır azalmış çekim kuvvetinden dolayı kaynama noktası da düşecektir. Bu nedenle neopentanın kaynama noktası 10 santigrat derecedir. Oda sıcaklığını yaklaşık 25 santigrat derece olarak kabul edelim ki çoğu zaman oda sıcaklığı 20 ila 25 santigrat derece arasında bir yerdedir. Eğer oda sıcaklığı yaklaşık 25 santigrat derece ise neopentan için maddenin halini düşünelim oda sıcaklığı neopentan'ın kaynama noktasından yüksek. Öyleyse oda sıcaklığı ve normal basınçta neopentan gaz halindedir. Doğru mu? Molekülün serbest hale gelebilmesi için yeteri kadar enerjisi bulunuyor. Dolayısıyla neopentan da oda sıcaklığında ve normal basınçta gazdır. Bunun yanında eğer pentana bakacak olursak pentanın kaynama noktası 36 santigrat derece olup oda sıcaklığından yüksek henüz pentanın kaynama noktasına ulaşamadık. Bu da demek oluyor ki oda sıcaklığı ve normal basınçta pentan hala sıvı halde. Evet, oda sıcaklığında pentan sıvı halde bulunuyormuş. Şimdi buradaki dallanmış yapıyı düşünelim. Aynı karbon sayısına sahibiz. Karbon sayıları aynı, hidrojen sayıları da aynı ama kaynama noktaları farklı. Neopentan daha dallanmış yapıda ve kaynama noktası daha düşük. Aslında şu şekilde özetleyebiliriz. Dallanmış yapıyı arttırırsanız, bakın burada karbon sayısından bahsetmiyorum, sadece dallanmış yapıdan bahsediyorum. Dallanmış yapıyı arttırırsanız kaynama noktası düşer. Çünkü çekim kuvvetleri için gerekli olan yüzey alanı azalır. Videoyu bitirmeden önce 3 molekülü daha birbiriyle kıyaslayalım. Buradaki 3 molekülü inceleyeceğiz. Bakalım buradaki değişik kaynama noktalarını açıklayabiliyor muyuz? Bir kez daha önceden konuştuğumuz kaynama noktası 69 santigrat derece olan hegzan molekülü var. Buraya hekzan molekülünün üstüne başka bir hegzan molekülü daha çiziyorum. Yine moleküller arası kuvvetimiz olan London dispersyon kuvvetimiz var. Bu nedenle buraya London yazıyorum. London dispersyon kuvvetleri iki apolar hegzan molekülü arasında oluşuyor. Sırada 3 hegzanon molekülü var. Hegzanın 6 karbonu olduğu gibi 3 hegzanonun da 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 karbonu var. Organik kimyanın henüz başındaysanız bu aşamada moleküllerin isimleri için endişelenmeyin. Bu videoda sadece hangi moleküller arası kuvvetler olduğunu öğreniyoruz. 3 hegzanon yine 6 karbona sahip. Şimdi buraya başka bir 3 hegzanon molekülü çizelim. Bu da bizim diğer molekülümüz. Gelin bir de elektronegatifliğe bakalım. Buradaki oksijenle buradaki karbonu kıyaslayacağım. Oksijen karbona kıyasla daha elektronegatif. Demek ki oksijen elektron yoğunluğunu daha çok üstüne çekecek. Bu yüzden oksijen kısmı negatif hale geliyor. Dolayısıyla karbonda kısmi pozitif hale geliyor. Bu yapıya dipol yani iki kutupludur diyoruz değil mi? Bu molekülde dipol yapıya sahibiz ve aynı dipol yapı diğer 3 heksanon molekülünde de bulunuyor. Kısmi negatif oksijen ve kısmi pozitif karbon. Ve karşı çekim kuvvetinden dolayı kısmi negatif oksijen diğer 3 heksanon molekülünün kısmi pozitif karbonunu çekiyor. Peki bu hangi moleküller arası kuvvettir? Dipoller arası etkileşimler bulunuyor ve bu da dipol-dipol etkileşimidir. Şimdi buraya yazalım dipol dipol etkileşimlerinden bahsediyoruz. Tabii ki aynı zamanda London dispersyon kuvvetlerini de görüyoruz değil mi? Eğer buradaki alanı düşünecek olursak London dispersyon kuvvetlerini de düşünmelisiniz. Ama dipol dipol etkileşimler London dispersyon kuvvetlerine göre çok daha moleküler arası kuvvetlerdir. O yüzden buradaki iki tane 3 hegzanon molekülü diğer iki hegzanon molekülüne kıyasla birbirleriyle daha çok etkileşir. Öyleyse bu moleküllerin birbirlerini çekebilmeleri için daha fazla enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle burada daha yüksek kaynama noktasını görüyorsunuz. 3 heksanonun kaynama noktası heksana kıyasla daha yüksek. Bunun nedeni London dispersyon kuvvetlerine kıyasla daha güçlü moleküler arası kuvvet olan dipol-dipol etkileşimler. Ve son olarak sağ tarafta 3 heksanol molekülü bulunuyor. 3-hexanolünde 6 karbonu var. 1 2 3 4 5 6. Yani halen 6 karbonla çalışıyoruz. Eğer başka bir 3 heksanol molekülü çizersem hemen buraya çizebilirim. 6 karbonu çiziyorum. Ayrıca burada bir oksijen ve bir tane de hidrojen var. Burada hidrojen bağı için bir fırsatımız olduğunu biliyoruz. Oksijen hidrojene kıyasla daha elektronegatif. Bu nedenle oksijen kısmi negatif, hidrojense kısmi pozitiftir. Diğer 3 heksanol molekülünde de aynı şekilde. Kısmi negatif oksijen ve kısmi pozitif hidrojen şeklinde. Dolayısıyla hidrojen bağı yapabilmek mümkün. Şimdi buraya çizelim. Tam burada bir hidrojen bağı var. 2-3 heksanol molekülü arasında da hidrojen bağı oluşması için fırsatlar var. Bunu göstermek için koyu maviyi kullanıyorum. Biraz da hidrojen bağı üzerine konuşalım. Hidrojen bağının dipol dipol etkileşiminden daha kuvvetli olduğunu biliyoruz. Bu durumda moleküller arası kuvvetler arasında en güçlü olan hidrojen bağıdır diyebiliriz. İki tane 3 heksanol moleküllerini bir arada tutmak için aradaki çekim kuvvetlerini arttırmak gerekiyor. Moleküllerin birbirlerini çekebilmesi için daha fazla enerji gerekiyor. Bu da 3 heksanol için daha yüksek kaynama noktası demek. 3 heksanol, 3 heksanon ve heksana kıyasla daha yüksek kaynama noktasına sahip. Sonuç olarak kaynama noktalarını anlayabilmek için iki molekül arasındaki moleküller arası kuvvetlere düşünmeniz gerek. Bu size hangi molekülün daha yüksek kaynama noktasına sahip olduğunu açıklayacaktır.